Babamın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Gayet iyi, sağlıklı, işinde gücünde bir insandı. Yardım yataklıktan dolayı tuttular ve benim babamın şu an olmayan hiçbir rahatsızlığı yok. Yani bir dünya rahatsızlığı var. Adam kanser hastası, böbreğini aldılar. Ondan sonra şekeri var, tansiyonu var, görmek bozukluğu var. Adamın kalp rahatsızlığı var. Kaç defa anji oldu, bypass oldu. Bunların hepsi var. 9 buçuk 10. yılından beridir babam kanser hastası ve ondan önce de kalp rahatsızlığı vardı. Kaç defa kriz geçirdi. Hatta doktorlar şey söyledi. Rapor falan da çıkardık. %93 şu an engelli raporu da var babamın. Cezaevinde kalmaması adına rapor falan da verdiler. Ama hiçbir şekilde bırakılmıyorlar. Şu an benim babamın içeride kalması, hiçbir şekilde içeride kalmaması gerekiyor. Biz defalarca başvuru yaptık ve bizim defalarca gelen sonuçlarımızın hepsi ret geldi. Hatta şu pandemi sürecinde bile tedavi olması gerekiyordu. Geçen sene hastaneye götürmeleri gerekiyor. Hastaneye götürmüyorlar, revire götürüyorlar. Revirde hiçbir şey yok ki. Doktor ağrı kesici yazar gönderir onu tekrar kavuşa. Yani böyle yapıyorlar. Ama benim babam ağır bir hasta. Ağır kanser hastası ve tedavi görmesi gerekiyor. Bu adamın organlarının hepsine yayılırsa ve tedavi görmezse kim bunun cevabını verecek? Yani hiçbir şekilde adalet yok. Dört dörtlük tedavi görmüyorlar. Aldıkları tek ilaç ağrı kesici. Ağrı kesici kanser hastasının acısını dindirebilir mi? Zaten babam 93 yıllarında yakalandığı esnada işkence çok maruz kaldı. Babam 30-40 güne yakın işkencede kalmış ve işkence esnasında tırnaklarını çekmişler, onları dişlerini kerpetanla çekmişler, soğuk su döküp elektrik vermişler. Bunlar hepsi bunlardan kaynaklanıyor. Dışarıda olmuş olsaydı benim babamın hastalığı şu kadar ilerlememiş olacaktı. Psikolojik baskı uyguluyorlar. Yemekleri yani bayat yemek veriyorlar onlara. Sırf zehirlensinler, ölsünler. Kürtler ya, o yüzden kurtulsunlar. Onlardaki kafa yapısı bu. Ama onun dışında 10 kişi bir odada kalıyor. Yerde yatanlar var. İçeride hiçbir hakları yok. Hiçbir özgürlükleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Zaten siz onları içeride tutuyorsunuz. Hem orada psikolojik baskı neden uyguluyorsunuz siz onlara? Gardiyanlar üstlerini soyuyor. Joplarla onları dövüyorlar. Yapılmış yani bu defalarca babam bunu anlattı. Çırılçıplak yapıyorlar bedenlerini böyle kalın. Yani bir insana bu yapılmaz. İmkanlarımızın kısıtlı olmasından ötürü biz şu an Gaziantep'e babamı görmeye gidemiyoruz. Kaç ayda bir, 5-6 ayda bir gidip görebiliyoruz. Ben Adalet Bakanlığı'na adliyede bunu dilekçesini yazıp gönderdiğim zaman da bana şu cevap geldi. Diyarbakır'a ben onu getirilmesini istiyorum demiştim. Gelen cevap şu, tamam askerlerin yeme parasını, yol parasını, bir de araç ücretini karşılayın, onu Diyarbakır'a getiririz. Ama sürgün ettikleri zaman sürgün etmeyi biliyorlarsa neden biz onu tekrardan Diyarbakır'a gelsin, ailesi onun görüşüne gitsin istediğimizi dile getirdiğimiz zaman ise bize para şeyinde bulunuyorlar. Ailelerini görmesinler, onlar içeride zaten sürgün etme amaçları da bu. Onlar bunu istiyorlar. Onlar orada mağdur olsun, aileleri de burada mağdur olsun. Onlar Kürt ailelerine yapılan bir psikolojik baskı. Onlar kendilerini böyle yapıyorlar diyorlar. Acaba biz böyle yaparsak Kürt aileleri ne yapar? Ama Kürt aileleri yılmıyor. Hiçbir zaman da yılmayacak. Bunu bilsinler yani. Benim nenem 9 yıl önce vefat edince biz başvuru yaptık Adalet Sarayı'na. İşte babam gelsin nenemin cenazesinde. Zaten cenazeyi biz beklettik. Ölü bedeni bile beklettik. Sırf babam gelecek biz öyle umut ediyorduk. Babam gelecek zaten adam hiçbir şekilde göremiyor. Nenem zaten çok yaşlıydı. Yatalak bir duruma bile gelmişti. Yolda yürüyecek takati bile yoktu. Biz talepte bulunduk babamın gelip cenazeyi görmesi için, annesini görmesi için. Ve bize verilen sonuç çıkarılamaz. Amasya Bolu yıllarında gidebiliyordu. Babaannem artık çünkü çok çok çökmüştü. Yani elden ayaktan düşmüştü ve biz onu kısmen yani çoğu defalarca tekerlekli sandalyeyle götürebiliyorduk. Hem ona zordu hem onun evladı görmek istiyor.
Ama imkansız bir şey, elinden de bir şey gelmiyor. Mesela benim babaannem öldüğü zaman bile iki gözü birden açıktı. Kapatıyorduk gözünü, gözü kapanmıyordu. Çünkü gözü babamın yolundaydı. O yüzden istiyorum ki bütün Kürt halkı ayaklansın. O yüzden istiyorum ki bütün tutsaklar özgür olsun. Bir insan kendi ana dilini savunuyorsa bu ceza yememeli. Bunlar serbest bırakılmalı. Dışarıda bir dünya farklı pislik yapan insanlar var, serbest bırakılıyorlar ve Kürt ailelerinin evlatları, eşleri, çocukları kendi ana dilini savunmak için cezaevlerinde müebbet ceza yiyorlar. Baba gidiyor evladının kemiklerini torbalar içinden alıyor. Bir annenin evladına kargoyla kemikleri gönderiliyor. Bu mu adalet? Bu adalet değil.